Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Arzu Hanım'ın itirafını seslendireceğim sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhaba. Adım Arzu. Sizlere İstanbul'dan yazıyorum. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Benim de size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Aslında buradan sesimi diğer insanlara duyurmak istiyorum. Eminim ki herkesin, daha doğrusu her kadının yaşadığı bir durumdan bahsedeceğim size. Hem cins zorbalığı. Yani bir insanın kendi cinsinin kendine ne kadar kötülükler yapabileceğini anlatacağım sizlere. Öyle ki sizi hikayenin en başına götüreyim. Bazen bir kadının bir kadına yaptığını bir erkek yapmıyor. Öyle ki size şöyle anlatayım. Oldukça alımlı, gittiği her yerde ilgi gören, dikkat çeken bir kadınım. Fakat görünenin aksine bir o kadar da hiç kimseyle işim yok. Evliyim. Bir tane erkek çocuğum var. Uzun yıllardır iş hayatındayım. İş hayatında bir kadın olmak, hem de güzel bir kadın olmak o kadar zor ve yıpratıcı ki size anlatamam. Benim durumumda olan kadınlar beni anlayacaktır. Bahsettiğim gibi kendimi bildim bileli çalışıyorum ben. Ama buralara gelmem elbette ki çok kolay olmadı. Ne yollardan geçmedim ki? Bana üstlük taslayan müdürler mi görmedim? Ekmeğimle oynayan takım arkadaşlarımı? İnanın bana, ben artık bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu bir bakışından anlıyorum. O kadar tecrübem var yani. Ve inanır mısınız, artık insanlardan nefret ediyorum. Yani bir insan görünce korkuyorum ben. Ama şu sıralarda yaşadığım durumlar inanın bana bile fazla gelmeye başladı. Başlarda da söylediğim gibi her zaman dikkat çeken, kıskanılan bir kadın olmuşumdur. Şu anda çalıştığım firmaya da bir arkadaşımın aracılığıyla başladım. Benim pozisyonumda boşluğu olan bir firmaya arkadaşım beni önermiş. Ben de zaten pek de memnun olmadığım iş yerimden ciddi miktardaki tazminatımı yakarak istifamı basıp çıktım. Binbir umutlarla geldiğim yeni iş yerimdeyse hayat bana unutulmayacak şeyler öğretti. Yeni şirketime başladığımda o kadar heyecanlıydım ki işime çok severek gidiyordum. Her gün giyinip süsleniyor, elimden geldiğince özenli olmaya çalışıyordum. Tabii ki zaman içinde gerek patronlarımın, gerekse müşterilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın gözdesi haline gelmiştim. Herkes başka yollardan sarkıyordu bana. Bir de kadınlar vardı. Tabii onların en büyük düşmanıydım ben. Neden bilmiyorum ama bu dünyada 2-3 tane kadın arkadaşım olmuştur. Gerisi hep fasafiso. Hep dedikodu, kıskançlık, yalan, dolan, ne ararsanız. Patronlarımın bana karşı olan ilgisini gördüklerinde hemen akıllarında belden aşağı şeyler canlanmıştı. Zaten ben buraya gelmeden önce de aynı pozisyonda çalışıyordum ki. Burayı tercih etmemin nedeni artık bu tarz muhabbetlerden sıkıldığım içindi. Gördüm ki burada da farklı bir muamele yoktu. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Belki beni yuhlayacaksınız ama söyledikleri gibi olmaya karar verdim. Ne yapayım? Yani zaten yapsam da yapmasam da yaptı diyorlar. Bari yapayım dedim. Gerçekten hayat insanı birden bambaşka birine çevirebiliyor. Yaşadıklarınız sizi daha hissiz, acımasız yapabiliyor. Sanırım insanların büyüdükçe çocuklara özenmesi de buradan geliyor. O kadar çok yapmadığım şey sanki yapmışım gibi gösterildi ki. Bu durumdan artık çok sıkıldım. En başta beni isteyen patronlarımdan biriyle bir akşam yemeğine çıktım. Erkekler kaç yaşına gelirse gelsin, güzel bir kadın görünce inanın salyaları akıyor. O koskocaman çok bilmiş adamlar birden kuklaya dönüşüveriyor etrafınızda. Size bahsettiğim patronum da neredeyse 80 yaşındaydı. Kendinden geçmiş ama hala aklı kadınlarda. Öyle kart bir adamın tekiydi. Yemeğe çıktım dediğime bakmayın. O kadar ısrar etti ki. Zaten patronu ayarttığımda konuşuluyordu. O yüzden ben de dedim ki ne yapayım, bari çıkayım bu adamla da maaşıma 3-5 zam yapsın. Dediğimi de yaptım. Onunla güzel bir akşam yemeğine gittim. Onun tabii tansiyonu, şekeri falan olduğu için o içki falan söyleyememişti. Ben kendime bir kadeh kırmızı şarap söyledim. O da bir bardak su söyledi. Karşımda oturup beni dakikalarca izledi. Ne kadar güzel olduğumdan, ne kadar başarılı olduğumdan falan bahsetti. İnanır mısınız? O güne kadar kendimden tiksindiğimi hiç hatırlamıyorum.
Sadece karşısında oturup kafamı salladım ve gelmek istediğim pozisyona, yani şu anda bulunduğum pozisyonun bir üst pozisyonuna geçmek için o iğrenç muhabbetlere maruz kaldım. Ama başka hiçbir şey yapmadım. Yani onunla beraber olmadım ya da ne bileyim bana dokunmasına izin vermedim. Sadece o onun iğrenç konuşmalarının altındaki gerçeği bildiğim için kendimden tiksindim. Sonra da bir adamla tanıştırdı beni. Bizim çok yakın iş yaptığımız müşterilerden biriydi. Bayağı kalbur üstü bir adamdı. Adı Nihat'tı. 50'li yaşlarda, hoş, bakımlı, uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Ama erkek değil mi? Onun da aklı farklı yerlerdeydi. Beni tanıştırır tanıştırmaz hemen bana iş atmaya başladı. Kart vizitimi istedi, uzattım. Daha masadayken mesaj atmaya başladı bana. İnanabiliyor musunuz? Bir insan, yani bir kadın çalışma hayatında nelere maruz kalıyor? Bir yerlere gelebilir mi diye soracak olursanız eğer, evet şu anda istediğim pozisyondayım. Eğer ki benim hem cinslerim olan kadınlar benimle ilgili abuk subuk dedikodular yapıp bu durumları söylemeselerdi, benim arkamda olsalardı en ufak bir şeyde, ben belki buralara gelmeyecektim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Arzu Hanım'ın itirafını paylaştım bugün sizlerle. Kendisi iş hayatında yaşadığı zorluklardan bahsetmiş. Ben de kendisine buradan birkaç cümle söylemek istiyorum. Eminim ki siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Arzu Hanım ilk hikayesini anlatmaya başladığında ne güzel, aklı başında, çalışkan, kimseye pabuç bırakmayan dürüst bir kadın imajı çizmişti bana. Ama sonlara doğru geldiğimde ise şu anda sizlerle de paylaşmadığım farklı durumlar yapmaya başlamış. Yani patronlarıyla yemekler yemiş, ne bileyim müşterilerle farklı diyalogların içine girmiş. Aynı takımda çalıştığı erkek arkadaşlarıyla ikili ilişkilere kalkışmış. Ve insanları kendi başarısıyla değil de karşı cinsin istek ve arzularını yerine getirerek bir yerlere gelmiş. Bu neden böyledir? Yani bu tarz konuları her zaman duyuyoruz. Neden iş hayatında kadınlara böyle bir misyon yükleniyor? Kadınlar çalışarak da bir yerlere gelemezler mi? Yani illaki onunla bununla falan mı olmaları gerekiyor? Neden erkekler üst pozisyonlara geldiklerinde hiçbir kadından destek almıyorlar ama neden kadınlar illaki bir üst pozisyona geldiğinde herhangi bir erkekle beraber olmuş oluyor? Bununla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Bunları da çok merak ediyorum. Ve sizin de böyle Arzu Hanım gibi deneyimlediğiniz ya da görmüş olduğunuz bir çalışma ortamı oldu mu? Onu da merak ediyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Yani sizce Arzu Hanım'ın yaptığı şey doğru mu? İnanın yorumlarınızı ben de merak ediyorum. Sizin de Arzu Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, anlatamadıklarınız varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.